Herkese merhaba. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir silahla atışlar yapacağız. Silahın ismi COP. COP. 38 Special ve 357 Magnum atabilen bir silah. Gördüğünüz gibi normal silahlara pek benzemeyen, değişik, ilginç bir silah. Bu arada unutmadan Bay Silah selamlarımızı iletelim. Eğer hala izlemediyseniz Bay Silah YouTube'da arayın. Bay Silah diye bulun. Mutlaka videolarını izleyin. Kanalına üye olun. Gerçekten eğer bugüne kadar izlemediyseniz çok şey kaybettiniz. Silahın tek güvenliği tetiği. Şöyle açayım, göstereyim önce. Boş, herhangi bir mermi yok. Tetiği çok çok sert. Bayağı bir kuvvet gerektiriyor çekmek için. Gördüğünüz gez, arpacık. Gezi biraz geri doğru çekerek açıyorsunuz ve buralara 4 mermi yüklüyorsunuz. Ben dün geldim, birkaç defa attım burada. Onun da videolarını birazdan koyacağım size. Dün gösterimizin maçı vardı, onu izledik. Biraz geç kaldık. Öğleden sonra geldik şöyle. Havada bayağı bir sıcak olduğu için fazla bir atış yapamadık. Bugün gelip onu tamamlamak istedim. Birkaç defa daha atıp, birkaç atış videosu daha çekip hepsini birlikte koymak istedim. Şimdi dolduralım bunu. Bir 4 mermi koyalım. Ve atışa başlayalım. Silahımız COP 357 Derringer. 4 mermi kapasiteli. 357 Magnum ve 38 Special atan bir silah. Double action, single action silahlar arasında double action silahına girer. O gruba girer. Herhangi bir horozu yoktur. İçindedir. Silahımızı tekrar gösterelim boş olduğunu. Tetiğe bastığınızda içerideki iğne saat yönünde önce sol başta, sonra sağ tarafa, sağ alt ve sol alt olmak üzere tetik iğne dönerek her tetiğe basıldığında her bir mermiyi ateşler. Bu silahın yapılmasındaki amaç, dizaynı, yapılması polisler için tasarlanmış ve üretilmiş bir silah.
Bunların polislerin ikinci ya da üçüncü silah olarak backup dedikleri sistem, ikinci ya da üçüncü silah olarak kullanıyorlar. Onlar için üretilmiş bir silah. Ama boyutları küçük ama tamamen paslanmaz çelikten yapıldığı için bayağı bir ağır silah. Yani bunu cepte taşımak, pantolonun cebinde falan taşımak biraz sorun olabilir. Çünkü bunu eğer cebine koyduysan, koşuyorsan seni bayağı bir rahatsız edebilir. Gez ve arpacık. Yani nişan alması o kadar kolay değil. Tetiğin de çok uzun ve sert olması, yani bayağı bir kendinizi vermeniz lazım. Çok dikkat etmeniz lazım. Eğer dikkatli bir şekilde hedef vurmak istiyorsanız. Herhangi bir üstünde herhangi bir mandal, emniyet için bir mandalı herhangi bir şey yok. Tek emniyeti, tekrar açıp gösterdim silahın boş olduğunu. Tek emniyeti tetiği. Çok sert bir tetiği var. Çekmesi uzun ve biraz zor. Yani normal silahlara göre. Tek emniyeti de bu. Bu silah ilk olarak 1983 yılında tasarlanmış. Polisler için dizayn edilmiş. Yani asıl amaç o. Ama piyasada ve polisler arasında pek tutmayan bir silah. Nedeni de tetiğinin çok sert olması. Ve hedef ve nişan almanın biraz zor olması. Bayağı bir alıştırma yapmanız lazım bu silahla alışabilmeniz için tetiğine. Çünkü gerçekten çok sert. Ağırlığı da bayağı bir var. Yani birçok sebepten, bu tür sebeplerden, fiyatının biraz yüksek olmasından, polisler arasında ya da piyasada pek tutulmayan bir silah. Genellikle koleksiyoncular sahip bu silaha. 4 mermi yüklerim. Ve atışa başlayalım. KOP 357 Derringer. 4 mermi kapasiteli
357 Magnum ve 38 Special atan bir silah.